Burada HDP grubunu da dinledik. Yine kendilerince eleştiri diye aynı kaos cümlelerini, aynı kabus hayallerini, karanlık emellerini anlattılar. Bu kirli gidişata Kürt kardeşlerimizi alet ettiğiniz yetmedi mi? PKK'nın, YPG'nin istismar ettiği çocuklara sesinizi çıkarmadığınız sürece, hakkını savunduğunuzu iddia ettiğiniz Kürt kardeşlerimizin yıllarca geri kalmasına sebep olan teröre terör, teröriste terörist diyemediğiniz sürece hezeyanlarınız yok hükmündedir. Siz ancak terör örgütünün sözcülüğünü yaparsınız. Onu üstlenebilirsiniz. Kürt kardeşlerimizi temsil edemezsiniz. Bizim Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla, özellikle sizin hiçbir alakanızda yok. Dediniz ki Kürt kardeşlerimizi siz temsil edemezsiniz. Hangi evrende yaşadığınızı bilmiyorum ama ben size biraz temsil sayıları vereyim 2018 seçimlerinden. Bakın Diyarbakır'da biz %66 almışız, siz %21. Mardin'de biz 59 almışız, siz 30. Van'da biz 59 almışız, siz 31. Batman'da biz 62 almışız, siz 25. Şırnak'ta biz 70 almışız, siz 18. Hakkari'de biz 70 almışız, siz 20. Siirt'te biz 51 almışız, siz 39. Ağrı'da biz 62 almışız, siz 28. Muş'ta 55 almışız, 32 almışsınız. Dersim'de biz 51 almışız, siz 14 almışsınız. Iğdır'da biz 44 almışız, siz 20 almışsınız. Siz neden bahsediyorsunuz? Kürtler karar veriyor kimin kendilerini temsil edeceğini ve siz değil temsil eden biziz. Biz ayrıca sadece Kürtleri temsil ettiğimizi de söylemiyoruz. Biz diyoruz ki evet Kürtleri temsil ediyoruz ama sadece Kürtleri değil Türkiye'de yaşayan Türkleri, Arapları, Lazları, Gürcüleri, Boşnakları herkesi ama herkesi bütün farklı kimlikleri, farklı inançları, kültürleri, ana dilleri hepsini temsil ettiğimizi söylüyoruz. Türkiye'nin ancak bu farklılıkları eşit ve özgür şekilde yaşadığı zaman bir zenginlik bahçesi olacağını söylüyoruz. Biz evet Kürtleri temsil ediyoruz ve size şunu söyleyeyim. Bu 2018 seçim sonuçlarından bu örnekleri size verdim. Başka örnekler de verebiliriz. Zamanımız az. Bu iyi günleriniz, iyi. 2023'te göreceksiniz kimin temsil ettiğini, kimin temsil etmediğini. Birincisi bu. İkincisi Kürt'e düşmanlık meselesi. Ya bir tane örnek vereceğim. Çok fazla konuşmayacağım. Sizin aile bakanınız Adana'da dedi ki Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu orada bir Kürt devleti kurdurmamak için ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Kürt'e düşmanlıktan mı bahsediyorsunuz? Suriye'den başlayalım isterseniz konuşmaya. Şimdi üçüncüsü, bakanlık söyledi. Üçüncüsü, şimdi aslında biz burada mümkün olduğu kadar temiz dille konuşmaya çalışıyoruz. Yani daha evvel de biz tartıştık sizle. Şöyle laflarınızı gerçekten çok talihsiz buluyorum. Diyorsunuz ki karanlık emelleriniz var. Ya ne karanlık emelimiz var? Demokratik siyasette mücadele ediyoruz. Adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyoruz. Her şeyimizi şeffaf yapıyoruz. Karanlık bir emel yok ama siz bu karanlık emel lafıyla tartışmak istiyorsanız şöyle şeyleri tartışabiliriz doğrusu Sayın Oktay. Mesela 6 yaşındaki bir çocuğun yıllarca maruz kaldığı istismarı örtmeye çalışmak karanlık bir iştir. Ensar Vakfı'nda yaşananlar sizin karanlığınızdır. Bir kereden bir şey olmaz diyerek üstünü kapattığınız suçlar karanlıktır. Küçüğün de rızası var diyerek çocuk istismarını meşrulaştırmak sizin karanlığınızdır. IŞİD, ÖSO, HTŞ ile girdiğiniz ilişkiler sizin karanlığınızdır. IŞİD liderlerinin Türkiye kontrolü altındaki bölgede öldürülmeleri ve yakalanmaları sizin karanlığınızdır. IŞİD'lerin Türkiye'de cirit atması sizin karanlığınızdır. Sayısı bilinmeyen IŞİD uyuyan hücrelerinin bu ülkede olması sizin karanlığınızdır. FATF'de Türkiye'yi gri listeye IŞİD ve El-Kaide finansmanını yeterince ve hassasiyetle takip etmediğiniz için gri listeye alınmış olmak sizin karanlığınızdır. Mafya ile ilişkiler sizin karanlığınızdır. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektiren bakanlar sizin karanlığınızdır. Türkiye'yi uyuşturucunun üretim ve merkezi, pazar merkezi haline getirmeniz sizin karanlığınızdır. Rüşvet çarkı, kirli ihaleler, yolsuzluklar, soygunlar sizin karanlığınızdır.
Kayyım yolsuzlukları ve hırsızlıkları sizin karanlığınızdır. Nereye harcandığı bilinmeyen, denetlenmesine izin verilmeyen örtülü ödenek karanlığınızdır. Saymaya devam etsem bitmez bunlar, biliyor musunuz Sayın Oktay? Onun için biz bu lafları konuşmaktan aslında hoşlanmıyoruz. Biz gerçekten bir bütçeyi tartışırken bu bütçedeki ekonomik eksikleri, bu bütçedeki yanlışları, bu bütçedeki sosyal alana dönük eksikleri ve yanlışları, bunları tartışıp Türkiye'de büyük kriz yaşanıyor. İşçinin, emekçinin, emeklinin, engellinin, kadının, gencin, esnafın, çiftçinin, köylünün yaşadığı büyük bir kriz var. Ve bu krizin aşılabilmesi için hangi adımlar atılabilir diye ortak akıl üretmeye çalışarak eleştirilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama siz bütün bu eleştirilere cevap veremediğiniz için böyle laflar ederek bu eleştirileri örtmeye çalışıyorsunuz. Doğru bir tutum değil. Demokratik siyaset açısından anlamlı bir tutum değil, bunu söyleyeyim. Demokratik siyaset demek aslında müzakereci bir demokrasiye açık olmak demektir. Demokratik siyaset demek katılımcı bir demokrasiye açık olmak demektir. Demokratik siyaset demek muhalefetle birlikte ortak akıl üretmeye açık olmak demektir. Siz bütün bunların hepsine kapalısınız aslında. Ve bu kapalı olmanız esas itibariyle Türkiye'yi bugünkü noktaya getirdi. Bizim tek adam rejimi diye eleştirdiğimiz, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması diye eleştirdiğimiz konuların nedeni aslında sizin demokratik, politik kültüre ve zihniyete sahip olmuyor olmanızdır. Bizim eleştirilerimiz esas itibariyle bunadır. Dolayısıyla yani eleştirileri dinlemeye tahammülü olun. Bakın geçen gün buraya Milli Savunma Bakanı geldi. Şurada oturdu. Ben en ağır eleştirileri kendisine yönelttim. Gayet medeni bir şekilde eleştirileri dinledi ve cevap verdi. Ne karanlık emellerden bahsetti bize yönelik, ne de başka bir şey. Hakaret de etmedi. Yani Milli Savunma Bakanı bile eleştirileri dinleme tahammülünü gösteriyorsa, siz aslında sivil alandan gelen bir siyasetçi olarak çok daha fazla tahammül göstermeniz gerekir, ama maalesef demokratik politik kültüre sahip olmadığınız için böyle bir durumu hiçbirimiz yaşayamıyoruz ve her sene bütçe tartışmasında böyle tatsız tartışmalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir kez daha aynı şeyi yaşadık. 80.3 aldı AK Parti, 13.7, Siirt Şirvan'da 70.9, HDP 19 aldı. Biraz evvel verdiğiniz bilgiler doğru, ona itiraz etmiyorum. Urfa'da 52.7. Bakınız, ben sizi sayın arkadaşlarım, ben sizi yanlışlamıyorum ama tek doğru siz değilsiniz. Bizim de çokça şunu demek istiyoruz. Bakın, siz HDP grubu her zaman Türkiye'de Kürtlerin yegane temsilcisi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki sadece, bak hala öyle izliyorsunuz. Bu mecliste her siyasi parti Kürt vatandaşlardan oy alıyor. Siz bölerek siyaset yapıyorsunuz. Biz herkesten alıyoruz. Oy almak demek temsil etmek demektir. Bunun başka bir izahı yoktur. Ve Türkiye'de Kürtlerden en çok oy alan parti AK Parti'dir. Ve aynı zamanda Güneydoğu'daki oylara bakıldığı zaman da bölgenin birinci partisi AK Parti'dir. Şimdi HDP'den değerli arkadaşlarım. Şimdi Sayın Engin Altay pek çok şey söylediniz. Şimdi bir defa şu evladımızın başına gelenlerle ilgili dediniz ki tek bir dindar insanlar aleyhine cümle söylenmemiştir. Daha çok yine bir saniye bakın bir dakika şunu söylemek istiyorum. Bir defa sadece dışarıya çıkmaya gerek yok. Ben şimdi o gün Perşembe günü genel kurulda ben de nöbetçiydim. Burada atılan lafları ben hepsini işittim. Tamamını işittim, kayıtlarda var. Milletvekiliniz Yıldırım Kaya bütün STK'ların, yani dini kimliği belirgin o STK'ların adlarını sayarak onları tecavüzle işbirlikçisi olmakla itham etti, iddia etti. Şimdi siz öyle tanımladığınız için ben şahsen öyle kullanmıyorum ama arkadaşlarınız böyle yazıyor. Şimdi kürsüye çıkan herkes diyorsunuz ki örtmek. Ya Allah rızası için örtülen nedir? Burada hep beraber konuşmadık mı? Bu mesele siyasetin üstü mesele derken bu konuyu hep beraber ilk günden itibaren, bakın en iddialı sözleri ben söyledim. Grubumuz adına araştırma komisyonu kuralım. Kim nerede yanlış yapmışsa üstüne gidelim. Anne baba değil, sosyal doku dahil olmak üzere
üzere hepsini sorgulayalım diyen grubumuz adına biziz. Buradan daha ötesi yok. Biz hep beraber bunu... Sayın Başkan, Sayın Vekiller, gerçekten şöyle bir durum oldu maalesef. Abdullah Koç vekilimizin ağrı vekilimizdir. Babası vefat etti. Meral Danış Beştaş Grup Başkan vekilimizin de bugün maalesef abisi vefat etti. Her ikisi de cenazeye gittiler. Kendilerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hayatını kaybetmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Farklı parti gruplarından vekiller taziye dileklerini bize ilettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Sayın milletvekilleri, 8. turdaki